Selamlar herkese, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda hem fiyatıyla hem de diğer teknik özellikleriyle dikkat çeken Samsung'un cihazı S22'ye yakından bakacağız. Şimdi neden S22'ye yakından bakacağız? Arkadaşlar fiyatlar çok fazla manyaklaşmış durumda. Doğal olarak bir sene öncesinin, 2 yıl öncesinin amiral gemileri artık piyasada yavaş yavaş sanki ilk günkü gibi satışı devam ediyor. S22 de bu cihazlardan bir tanesi. Bu telefon bana soracak olursanız en çok iPhone 11 almakla kıyaslanıyor çünkü fiyatları neredeyse yakın birbirine. Bu arada hemen şunu da belirteyim. Değerli arkadaşlar, bu video bir reklam videosu değil, ürünü falan gittim bayağı kendim buldum. İsterseniz gelin başlayalım. İlk yapacağımız şey bu tarz hani bir yıl önceki, iki yıl önceki cihazlarda ilk yapmayı tercih ettiğim şey benim. Daha doğrusu bir performans testi oluyor. Bu performans testi için tabii ki de 10 dakikalık bir PUBG oynayacağız. PUBG oynamadan önce şunu belirteyim değerli arkadaşlar. Ekranımız yani birkaç yıl önceki cihaz olmasına rağmen 120 Hz. Buyurun isterseniz şimdi 10 dakikalık oyun deneyimimize başlayalım. Bataryamızı da söyleyeyim. Bataryamız da 3700 mAh. Buyurun bakalım neler olacak. Oyun testimiz sonuçlandı değerli arkadaşlar. Her şeye başladığımızda şarjımız %99'du. 10 dakikalık oyun testinin sonucunda %96'ya düştü. %3'lük bir şarj kaybı söz konusu. 10 dakikalık bir oyun testi için normal görünüyor. Fakat daha iyi değerler almıştık. Bana soracak olursanız sıkıntı sıcaklık kısmında başlıyor. Cihaz teste başladığında 29.7 dereceyken testin sonucunda 36.7 dereceye kadar yükseldi. Yani aradaki derece farkı biraz yani daha önceki yaptığımız testlere nazaran yüksek. Yani buradan şu varsayımı çıkarabiliriz. Çok yoğun kullanımda bu cihaz öncelikli olarak ısınacak gibi duruyor. Gelin isterseniz oyun testinde aim yaman beyim yaman gördükten sonra biraz da cihazın kameralarından bahsedelim. Arka tarafta üçlü kamera dizilimini görüyoruz değerli arkadaşlar. En tepedeki 12 megapiksel ultra geniş açılı f2.2 diyafram değerine sahip. Hemen altında 50 megapiksel f1.8'lik bir diğer lensimiz bulunuyor. Onun altında ise 10 megapiksel f2.4 değerine sahip telefoto lensimiz bulunuyor. Ön kameramız ise 10 megapiksel f2.2 diyafram değerine sahip. Gelelim kamera performansına. Şimdi arkadaşlar çoğu fotoğrafı düşük ışıkta çekiyoruz. Hatta düşük ışıkta videolar da çek. Şimdi telefonda tabii eğer izleyebiliyorsanız video tarafına izleyecek bir cihazınız varsa 8K'ya kadar video kaydı yapabiliyorsunuz. Fakat ben videoları 4K 60 FPS kaydettim. Yani 8K kaydetmedim çünkü hani öyle bir sonuç göremeyeceğiz diye ekranda. Bunun haricinde bir sürü örnek fotoğraf çektim sizlere arkadaşlar. Hepsi de karanlık ortamlardaydı yani çoğunluğu karanlık ortamlardaydı diyeyim sizlere. Buna rağmen telefonun kamera performansı bana soracak olursanız iyi. İyi olmayan kısımlar var. Mesela nedir bunlar? Ya bu işlerden biraz anlıyorsanız eğer hani sizi gıcık edebilecek bir durumsa renkler biraz fazla canlı görünüyor. O da biraz doğallıkta kayıp yaratıyor. Fakat tuhaf bir yanı daha var arkadaşlar. Bu aynı zamanda güzel de görünüyor. Yani bu iş biraz böyle sizin keyfinize, zevkinize kalmış durumda. Işıklar çok parlak, renkler olduğundan birazcık daha canlı görünüyor. Portre modu özellikle gece düşük ışıkta gayet bana soracak olursanız yeterli. Peki neye yeterli? Neredeyse ülkenin 3'te 1'i hatta 3'te 1 değil de büyük bir oranı artık evden internetten bir şeyler satıyor. Doğal olarak telefonlar bir ürünün fotoğrafını çekmek, bir ürünün videosunu çekmek anlamında da artık son kullanıcı için önemli. Hale geliyor. Bu cihaz hani fiyat segmentinde iPhone 11 almak yerine tercih edilebilecek bir cihaz sadece kamera özellikleri açısındandı. Ha, aynı verimi iPhone 11'de de alırsınız. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat bu daha güncel bir cihaz. Ya arada böyle bir handikap var. Video tarafında lenslerimize OIS var arkadaşlar. Yani hareketli videolarınızı telefon kendisi sabitliyor, stabil hale getiriyor. Bunda da ben koştum ettim. İşte örnekler paylaştım. Sizin de onları görebilirsiniz. Bir de ön kamerasıyla bir video çektim. Gelin bir hem onu izleyelim hem de ses nasıl geliyor ona bakalım. Arkadaşlar şu anda sesimi S22'den duymaktasınız. Evin asansörüne geldim. Bu benim. Şuradaki de benim oğlum. Görüşürüz arkadaşlar. Steady modu var hani bu titremeler vesaire vesaire için. Eğer Steady modunu açarsanız videonuzu 1080p 60 kare çekmek zorundasınız. Gerek var mı? Bu kısmı tartışılır. Bence cihaz hani kamera anlamında gayet iyi durumda. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası bu kameralar sizi üzmez. Fakat hani böyle renk menk takıntınız varsa abi çok böyle ben fotoğraf işinden çok iyi anlıyorum. Renkler beni gıcık ediyor, deli ediyor gibi modunuz varsa da çok yanaşmayın. Ama rutin bir telefon kullanıcısıysanız ürün mürün de satıyorsanız bence gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Sosyal medyacıysanız vesaire vesaire de rahatça kullanabilirsiniz. Kameraları da bitirdiğimize göre gelin isterseniz artık şanti şanti teknik özellikler kısmına geçelim. Şimdi teknik özellikler kısmında iki tane can sıkıcı durum var arkadaşlar. Birincisi cihazın pili 3700 mAh. Tamam 10 dakikalık oyun testinde çok fazla şarjı gitmedi fakat 3700 mAh'lik değer orta yoğun kullanımda gün içinde bu cihazı tekrar şarja takmanızı gerektirebilir. Fakat hani böyle çok fazla elinde telefon gezmiyorsanız, oyundan oyuna akmıyorsanız değerli arkadaşlar şarj anlamında da bir sıkıntı çıkarmayacak. Fakat telefonu yoğun kullanıyorsanız 3700 mAh bana soracak olsanız Android bir işletim sistemi için
için biraz düşük kalmış. 5000 olsa tadından yenmez. Bir durum daha var, o da olsa tadından yenmezdi. RAM'i 8 GB arkadaşlar. Bu nedenle cihaz özellikle kamera, video, fotoğraf vesaire vesaire çektikten sonra onları işleme sürecinde ufak tefek takılmalar yaşayabiliyor. Yani RAM'i de bir 12, 10, 16 olsaydı cihaz duble tadından yenmez olurdu. Yani bu iki durum aklınızda olsun. RAM 8 GB, pil 3700 mAh. Çok yoğun bir telefon kullanıcısıysanız ya üzme zamanı, bir şey olur üzebilir, onu belirteyim size. Bunların haricinde çok avantajlı bir durum daha var değerli arkadaşlar. Ekranımız 120 Hz, adaptif 120 Hz özelliğine sahip. Yani sürekli 120 Hz ile çalışmıyor. Yani siz ekranı oyunda kullanırken 120'ye çıkarıyor ama rutinde 120'nin altında kullanıyor. Bu neye yarıyor? Pil performansını olumlu yönde etkiliyor. Bazı yerlerde denk gelebilirsiniz. Dokunma hassasiyeti 240 Hz diye. O arkadaşlar ekranın size verdiği görüntünün Hz'i değil. Ekranın parmağınıza dokunduğundaki hassasiyetin Hz'i. Onu karıştırmayın o yüzden. Ekran 120 Hz, dokunma hassasiyeti 240 Hz. Ekranımızda 2340x1080'lik bir çözünürlüğe sahip, toplamda 6.1 inçlik de ebatı var. Güzel bir şeyden bahsedeceğim. Telefon 6.1 inç olduğu için bayağı kompakt arkadaşlar. Hani hem kamera performansı hem de küçük bir telefon olsun derseniz bence yine gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Ama şöyle bir durum da var. Hani ben büyük ekran seviyorum, dizi film izleyeceğim diyorsanız bence yanaşmayın çünkü ekran küçük. Geliyoruz işlemcisine. İşlemci Snapdragon SM8450 8 Gen 1 arkadaşlar. Burada yanlış bilmiyorsam, eğer yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltin. Samsung'un Snapdragon'la Türkiye'ye gelen ilk cihazlardan bir tanesi bu cihaz. Ah şu RAM'i de bir 10 GB, 12 GB yapsaydın Samsung çok iyi olurdu. Çok da detaylara girmeden arkadaşlar, işlemci güncel, yani çok güncel bir işlemci olmamasına rağmen 3 GHz bandına kadar çalışıyor. Grafik tarafında ise Adreno 730 cihaza yardımcı oluyor. Gelin gelelim artık isterseniz fiyat kısmına, yani şu bölme. Ya Çağdaş, onu bunu boş ver. Alınır mı? Şimdi arkadaşlar, alınır mı? Fiyatına bakılacak olursa, hani diğer segmentte, bu fiyattaki segmentteki diğer cihazlara da bakılacak olursa bence alınabilir. Fakat şöyle handikaplar var. İşte pili ve RAM'inin 8 GB olması cihazın gündelik kullanımında bazen sıkıntıya sokuyor. Ama normal basic bir kullanıcıysanız ve telefonunuzda abi güzel fotoğraflar çekeyim, güzel videolar çekeyim diyorsanız da bence içinize hiçbir kuşku düşürmeden gidip gönül rahatıyla gülü oynaya bu telefonu alabilirsiniz. Fakat profesyonel böyle çok ciddi uygulamalar kullanıyorsanız telefonunuzda, o zaman belki performans anlamında daha iyi olan cihazlara yönelebilirsiniz. En azından RAM'i 12-16 olan cihazlara. Fakat elzem mi? Yine değil arkadaşlar. Özetle şöyle bir toparlayayım. Kamera, video, performans açısından 10 numara bir cihaz. RAM'i, pili biraz zayıf ama bunlar sizi etkilemiyorsa gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. iPhone 11 yerine alınır mı sorusuna cevap vereyim. Yani ben almazdım ama almama nedenim performans değil. Ben iOS işletim sistemini daha çok seviyorum. Hani siz normalde Android kullanıyorsunuzdur, Android'de kalmak istiyorsunuzdur ya da iOS kullanıyorsunuzdur, daha güncel bir Android cihaza geçmek istiyorsunuz, o zaman tercih yine edebilirsiniz. Son sözlerim budur arkadaşlar. Başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.